Hatırlarsanız sizlere gösterinin başında bitlerden ve bu bitlerin yoğun bir şekilde cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlara gelip gitmelerinden söz etmiştik. Şimdi sizlere bitleri yüksek hızlı bir şekilde gürültüden ayırarak internette cihazlar arasında dolaştırabilecek bir konu konusunda çalışan bir Türk bilim adamından Profesör Doktor Erdal Arıkan'dan söz etmek istiyoruz. Erdal Arıkan 58 doğumlu ve 1977 yılında ODTÜ elektrik elektronik mühendisliğini kazanıyor. Fakat o yıllarda Türkiye'de çok kavga gürültü olduğu için ODTÜ'yü bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT'ye gidip orada okumaya başlıyor. Ve orada da ilgi duyduğu konu yine bitleri ağlarda yüksek hızla gürültüden ayrıştırarak dolaştırmak. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. 5G ile ilgileniyor Erdal Arıkan. Bizim bildiğimiz internetteki 5G teknolojisiyle ilgileniyor. Çünkü 5G teknolojisi geçerli olursa gecikme, yani bir komut verildikten sonra o komutun gerçekleşmesi ne kadar geçen zaman diye tanımlayabileceğimiz gecikme 5G teknolojisinde 10 kat azalacak. İnternete bağlanan cihaz sayısı artabilecek. Akıllı kent uygulamalarında, kendi kendini süren otomobil uygulamalarında da çok büyük kolaylıklar sağlanacak 5G teknolojisiyle düşünülüyor. Ve Erdal Arıkan kanal kutuplaşması konusunda bir makale yazıyor. Yıl 2008. Patent almıyor. Qualcomm ve Seagate gibi ABD ve Kanada şirketleriyle görüşüyor. O şirketler de makalesiyle, konuyla pek fazla ilgilenmiyorlar. Daha sonra 2019 yılında bu konunun, enformasyon teorisi konusunun ustası olan Shannon adına verilen Shannon ödülünü alıyor ABD'de Erdal Arıkan. Şimdi konuyu bir kenara bırakıp biraz da Çin'den söz edelim. Çünkü orasıyla bağlanacak iş. Huawei 87 yılında kurulmuş bir Çinli firma. Huawei daha sonra Cisco ve Kanadalı Nortel gibi firmalardan bazı belgelere ulaşıyor bu 5G konusunda. Daha sonra Huawei'de Wentong adlı bir Çinli çalışmaya başlıyor. Wentong aslında o sırada ABD'de ve 400'den fazla patenti var bu konuda Wentong'un. Wentong'un dikkatini Erdal Arıkan'ın makalesi, kanal kutuplaşması konusundaki makalesi çekiyor ve Wentong Çin'de Huawei'ye bir laboratuvar kurdurarak bu konudaki çalışmaları sürdürüyor. Konu daha sonra herkesin bildiği gibi ABD, Kanada ve Çin arasında bir teknoloji savaşına neden oluyor. Huawei firmasının finansal yöneticisi Kanada'da 3 yıl ev hapsinde tutuklu kalıyor 2021 yılında. Serbest bırakılıyor. Bu arada bizim Profesör Doktor Erdal Arıkan hocamız ise Ankara'da Bilkent'te çalışmalarını sürdürüyor ve daha sonra Çinliler Erdal Arıkan hocayı Çin'e davet edip Oscar benzeri bir tören yapıyorlar. Bakalım şimdi görelim bu tören nasıl bir tören olmuş.